İdareciler, hepiniz hoş geldiniz. Şehir Kamil İçerimli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu online deneme sınavının İnkılap Tarih Atatürkçülük testinin soruların çözümünde birlikteyiz. 21. sorumuz Londra Konferansı ile alakalıydı. Hemen soruyu okuyalım. Buna göre İtilaf Devletleri ile ilgili yargılara hangisine ulaşılabilir diye soruyor. 1. İnönü Muharebesi'nin TBMM ordularının kazanılmasından sonra İtilaf Devleti toplandıkları Londra Konferansı'nda Sevr-i Yumuşak'ı TBMM'ye imza atmaya çalışmışlardır. Buna göre İtilaf Devletleri ile ilgili bir Türk ordusunun başarısını önemsememişlerdir. Biz böyle bir şey söyleyemeyiz. Burada bundan bahsetmiyor. Bir de şu var, yani Londra Konferansı'na davet edilirse eğer TBMM, demek ki Türk ordusunu önemsiyorlar demektir. Bu yüzden yanlıştır. İkinci öncülümüz, amaçlarından vazgeçmemişler. Tabii ki bu doğru, çünkü bakın burada zaten Sevr-i Yumuşak'ı TBMM'ye imza attırmaya çalışıyorlarsa amaçlarından vazgeçmediklerini bize gösterir. TBMM'yi tanımışlardır. Tabii ki aynı masaya oturuyorlarsa, aynı konularda konuşuyorlarsa, birbirine muhatap aldılarsa İtilaf Devletleri'nin bu bize TBMM'yi tanıdığının bir göstergesidir. Bu doğrudur. Dördüncü seçeneğe bakalım. Savaştan çekilmişlerdir. Burada bununla alakalı, savaş çekilmekle alakalı herhangi bir bilgi verilmiş. Dolayısıyla bu yanlıştır. 2 ve 3 doğru olacak. Cevabımız B şıkkı. 22. sorumuz yine Londra Konferansı alakalı bir soru. TBMM Londra Konferansı'ndan bir sonuç alamayacağını bilmesine rağmen temsilci göndermekle aşağıdaki hangisini amaçlamaktadır diyor. A. Hukuki varlığı İtilaf Devleti'ne kabul ettirmek. Tabii ki şimdi o dönemin şartını incelediğimizde TBMM İtilaf Devleti tarafından tanınmıyordu. Yani TBMM'nin varlığını kabul ettirilmesi gerekiyordu. Onların muhatap alınması gerekiyordu. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'nın herhangi bir sonuç alınamayacağına bile bile kendi varlıklarını İtilaf Devleti'ne resmen tanıtmak amacıyla oraya temsilci gönderdiler. Yani hukuki varlığı İtilaf Devleti'ne kabul ettirmek olacak cevabımız. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz, Mudanya Ateş Anlaşması alakalı bir soru sorulmuş. Büyük Taarruz'un kazanılmasından sonra Mudanya Ateş Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın bazı maddeleri şunlardır. Buna göre hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Okuyalım hemen. Doğu Trakya, Meriç Irmağı'na kadar boşaltılarak TBMM'ye verilecek. İstanbul ve Boğaz'da TBMM'ye bırakılacak. İtilaf Devleti barış yapılıncaya kadar İstanbul'da bulunabilecek. TBMM barış anlaşması yapılıncaya kadar Doğu Trakya'da 8 bin asker bulundurabilecek. Hangisine ulaşılamaz diye soruyor. A şıkkına bakalım. Doğu Trakya savaş yapılmadan alınmıştır diyor. Tabii ki bu doğru. Zaten burada Doğu Trakya Meriç Irmağı'na kadar boşaltılacak ve TBMM verilecek diyor. Bu doğrudur. B şıkkında bazı maddeleri TBMM'nin egemenliğine aykırıdır. Tabii ki bakın şurada İtilaf Devletleri barış yapılıncaya kadar İstanbul'da bulunabiliyorsa veya sadece Türk ordusu Doğu Trakya'da 8000 askerle sınırlı şekilde bulunabiliyorsa bu maddeler bizim egemenlik haklarımız sınırlayıcı maddelerdir. Dolayısıyla bu da B şıkkımız da doğrudur. C şıkkı askeri başarılar siyasi başarıları getirmiştir diyor. Tabii ki bakın burada zaten Büyük Taarruz'un kazanılmasından sonra Mudanya Ateş Anlaşması imzalanmış diyorsa önce askeri başarı ardından siyasi, yani masa başında bir başarı elde edildiğinde bize göstergesi. C şıkkımız da doğrudur. D şıkkına baktığımızda bu anlaşma ile ülkenin tamamı düşman işgalinden kurtarılmıştır. Burada herhangi bir şekilde bununla alakalı bir şey verilmemiş. Mudanya Ateşkes Anlaşması ülkenin tamamen düşman işgalinden kurtarıldığı bir anlaşma değildir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacak. 24. sorumuz, yani İnkılap tarihinin 4. sorusu. Birinci Dünya Savaşı ile alakalı bir soru sorulmuş. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları birçok cephede savaşmıştır. Örneğin Galiçya cephesinde Ruslarla ve Romanlarla, Makedonya'da Yunanistan, Yunan ve Fransızlarla, Çanakkale'de İngilizler ve Fransızlar ile, Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngilizlerle savaşmışlardı. Bu bilgilerle hangilerine ulaşılabilir diye soruyor. Birinci öncülümüzde savaş Osmanlı'nın mağlubiyetle sonlandırılmıştır diyor. Şu paragraf okuduğumuzda, yani şu paragraf tavla okuduğumuzda bununla alakalı Osmanlı yenildi veya yendi bir şey söylemiyor. Tabii ki de bu yanlış olacak, buna ulaşamayız. Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almayı amaçlamaktadır. Buraya ulaşamayız. Yani burada sadece Osmanlı'nın kimlerle savaştığından bahsediyor. Yani amaçlarından bahsetmiyor. Bu da yanlıştır. Üçüncü öncülümüzde İngiltere, Rusya, Fransa ve Yunanistan Osmanlı ile farklı bloklarla yer almaktadır diyor. Tabii ki bu doğru. Neden? Eğer Osmanlı Devleti bunlarla savaşıyorsa
Demek ki farklı bloklarda yer alıyor demektir. Bu doğru bir öncüldü. Bu üçüncü seçeneğimiz doğru olacak. Dördüncü okuyalım. Osmanlı Devleti ile Almanya aynı blokta yer almaktadır diyor. Şimdi buradaki öncül okuduğumuzda, buradaki paragraf okuduğumuzda Osmanlı Devleti Almanya'nın aynı tarafta yer aldığına dair bir bilgi verilmemiş. Yani Osmanlı Devleti'nin tabii ki biz Almanya ile birlikte savaşta biliyoruz ama ya biz bu soruları sadece bize verilen paragrafa göre yapmak zorundayız. Bu yüzden buna dolaşamayız. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 C şıkkı. Beşinci sorumuz Mustafa Kemal Çoruklu'nun geçtiği Selanik'le alakalı bir soru sorulmuş. Hemen okuyalım. Selanik'te Türkçe, Rumca, Bulgarca ve İbranice yayınlanan resmi vilayet gazetelerinin yanı sıra Avrupa'da çeşitli dillere basılan gazete, dergi ve kitapları takip etme imkanı vardı. Ayrıca şehrin çok uluslu yapısı zengin bir kültürel ortamı oluşmasını da sağlamıştır. Mustafa'nın yetiştiği Selanik'teki bu ortamı onun hangi kişilik özelliklerine sahip olması katkı sağlamıştır diye soruyor. Hemen aşıklara bakalım. Demokratik anlayış, farklı düşünce ve inançlara karşı saygılı olmasın. Tabii ki bu doğrudur. Neden? Bakın burada zaten Rumlar var, Yunanlar var, yani Bulgarlar var. Birçok kültürel öğeden bahsediyoruz. Birçok kültürel değerden bahsediyoruz. Bu da Mustafa Kemal'in tüm toplumlara karşı demokratik olmasında ve onlara karşı saygılı olmasında, işte farklı inançlara karşı saygılı olmasında ve kendisi çok yönlü bir şekilde yetiştirilmesine bizzat Mustafa Kemal'e katkı sağlamıştır. Bu yüzden cevabımız direkt A şıkkı. Kurtuluş Savaşı yıllarında gazeteler ve dergiler etkili bir iletişim aracıydı. İşgal devlette gazete ve dergi gücünü kendi emelleri için kullanıyorlardı. Ülke menfaatleri yerine kendi çıkarlarını düşünen bazı gazete ve dergiler halkı yanıltıyor, yan haberler yaparak Kurtuluş Savaşı'nda olan desteği engellemeye çalışıyorlardı. Özellikle işgal altındaki şehirlerimizde Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen gazete ve dergilerin çıkmasına izin verilmiyordu. Yukarıdaki paragrafa göre İtilaf Devletleri basını kontrolü altına almakla hangisini önlemeyi amaçlamışlardı? Bakın bunu son cümlede diyor ki Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen gazete ve dergilerin çıkmasına izin vermiyorlardı diyor. Hemen buna göre bakalım. Milli ekonominin gelişmesi, bunun ekonomiyle alakası yok tabii ki de. Halkın okuma yazma seviyesini arttırılmasını, bunu da engellemeye çalışmak, bunlara alakalı bir durum değil. Ulusal egemenliğin kurulmasını, yani ulusal egemenlikle alakalı bir şey daha Kurtuluş Savaşı'nın ilk zamanlarında daha hani bununla alakalı bir şey yok. Yani ulusal egemenliği engellemekle alakalı bir durum söz konusu değil. Ancak bakın milli bilinci harekete geçmesi diyor burada. Yani insana gazete ve dergileri okuyarak Kurtuluş Savaşı'na daha fazla katılmaya başlamışlardı. Bu yüzden İtilaf Devletleri de bunu engellemeye çalışıyordu. Yani burada cevap İtilaf Devletleri milli bilincin harekete geçmesini engellemek için bu dergi ve gazetelerin çıkarılmasına izin vermiyor olacak. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. 27. sorumuz Sevr Anlaşması'nın maddelerin yorumlanması alakalı bir soru sorulmuş. Bu maddeler ile İtilaf Devleti'ne ulaşmak istedikleri aşağıdaki amaçla eşleştirecektir diyor. Yani bunu eşleştirme sorusu sorulmuş burada. Şimdi bakalım. Azınlıklara geniş haklar verilecektir. İtilaf Devletleri bu konuda Osmanlı Devleti'ni destekleyecektir. Bakalım hemen. Osmanlı toprakları savunması bırakılmak istenmiştir. Hayır, bu değil. Egemenlik haklarımız zarar görmüştür. Bu da değil. Çünkü azınlık hakları ile egemenlik hakları farklı şeyler. Ekonomik bağımsızlığımız da direnmiştir. Bu da değil. İç işlerimize müdahale edilmiş. Tabii ki bakın bu azınlıkları bahane ederek İtilaf Devleti sürekli olarak bizim iç işlerimize karışmak istiyordu. Bu yüzden hemen buraya A'nın yanına tabii ki 4 yazmamız gerekiyor. Şu hemen 4 yazalım. B'yi okuyalım. Osmanlı'nın askeri kuvveti 50.700 kişiyle sınırlı olacaktır diyor. Hemen bakıyoruz. Şimdi Osmanlı toprakları savunmasız bırakılmak istenmiştir. Tabii ki de yani eğer ordu sayımız sınırlanıyorsa Osmanlı ordusunun asker sayısını sınırlamak istiyor demektir burada. Bu yüzden burada B'nin yanına 1 yazıyoruz. C'yi okuduğumuzda kapitülasyona genişletilecek ve bütün İtilaf Devletleri yer alacaktır diyor. Kapitülasyona bildiğiniz ekonomiyle alakalı bir durum. Hemen baktığımız zaman 3. öncülde ekonomik bağımsızlığımız zedelenmiştir. Tabii ki de bu da ekonomiyle alakalı olduğu için C'nin yanına hemen 3 yazıyoruz. Boğazlar bölgesi bayrağı ve bütçesi ayrı olan bir komisyon tarafından yönetilecek ve bu komisyon Türklerden üye olmayacaktır diyor burada. Şimdi baktığımızda egemenlik haklarımız zarar görmüştü. Yani Türklerin boğazlara yönelik kontrolü ve egemenliği burada sınırlanmak isteniyor. Dolayısıyla bu da
2 olacaktır. Dolayısıyla baktığımız zaman A 4, B 1, C 2, C 3, D 2 olacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. 28 sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa Devleti'nin aralarında çıkar çatışmalarına yer alarak varlığı devam ettirme politikası denge politikası denilir. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda bu çıkar çatışmalarında yer alarak varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Bu büyük toprak kayıpları yaşanmasıyla birlikte Avrupa devletleriyle zaman zaman ittifaklar kurma yoluna gitmiştir. Osmanlı Devleti denge politikası izlemesinde hangi etkili olmuştur? Toprak kayıpları önlemek. Tabii ki yani Osmanlı Devleti artık savaşacak güçlü olmadığı için topraklarını da artık kaybetmek istemiyor. Bu yüzden de Avrupalı devletlerle ikili ilişkilerini denge politikası yürüterek yapmaya devam ediyor. Bu yüzden tabii ki toprak kayıpları önlemek bir sebeptir. Onun dışında kaybedilen toprakları savaşarak geri alamayacak ümidi kalmadığı için de tabii ki de Osmanlı Devleti bir denge politikası yürütüyor. Bu da doğrudur. Büyük devlet Osmanlı üzerindeki çıkar çatışmaları. Bu da doğru çünkü büyük devletler Osmanlı'yı paylaşmak istiyorlardı. Osmanlı Devleti de kendine müttefik arayarak sürekli olarak denge politikası yürütmüştür. Bu yüzden 3. öncülümüz de doğru. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3 olacak. 9. sorumuz, hemen okuyalım 9. sorumuzu. Hangisine, amaç hangisine yönelik diye soruyor burada. Misak-ı Milli kararlarından sonra İtilaf Devleti tarafından kapatılan Son Osman ve Ruslan Meclisi'nden kaçan milletvekilleri Mustafa Kemal tarafından Ankara'da yeni açılan Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmişlerdir. Paragrafa göre Mustafa Kemal hangisi amaçlı soruyor burada? Şimdi bakalım. Manda ve Himaye yönetimine karşı çıkmak, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün milletvekillerini Ankara'ya davet etmesiyle Manda ve Himaye bir alakası yok. Milli egemenliği hakim kılmak tabii ki de bu da var. Çünkü bak bu milletvekilleri seçilmiş insanlar. Yani seçilmiş insana Mustafa Kemal saygı duyduğu için onları Ankara'ya davet ediyor. Bu da milli egemenliğini Mustafa Kemal'in sahip çıktığını bize gösteriyor. Bu doğrudur. Padişaha bağlılığı arttırmak. Mustafa Kemal zaten hiçbir dönemde padişaha bağlılığı arttırmakla alakalı bir çalışması olmamıştır. Bu yüzden 3. öncülümüz kesinlikle yanlıştır. 4. bakalım. Ulusal iradeyi gerçekleştirmek. Zaten ulusal irade halk egemenliğiyle aynı, milli egemenlik de aynı yolda, hani aynı anlama gelir. Bu yüzden ulusal iradeyi gerçekleştirmek istediğinde bize kanıtlıdır. Dolayısıyla 2 ve 4 seçeneklerimiz doğru olacak. Cevabımız B şıkkı. İnkılap tarihinin son sorusu. 1. Dünya Savaşı'na alakalı sorulmuş. Hemen bakalım. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı öncesinde tarafsız ilan etmiş olmasına rağmen siyasi yalnızlıktan kurtulmak için ittifak arayışları içerisine girmiştir. İlk ittifak girişimlerini İngiltere ve Fransa ile yapmış fakat yapılan görüşmelerde olumlu bir sonuç alınamamıştır. Yani İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti ittifakına dahil etmemişlerdir. İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti ittifaklarına almayışın temel de aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı Devleti'nin kendileri olan borçlarını almak istemeleri. Ya bununla bir alakalı bir durum yok. Osmanlı Devleti tabii ki borçlu almak isterler ama ya bu temel sebebi bu değil. Osmanlı'nın çok zayıf bir devlet olması. Osmanlı'nın zayıflığı diye bir şey söz konusu çünkü Osmanlı Devleti büyük bir devlet. Ya Osmanlı Devleti zayıf ordusu hani savaş teknikleri olsa zayıf olsa da sonuçta Osmanlı Devleti büyük bir devletti. Bu da doğru bir sebep değil. C şıkkına bakalım. Bu devletlerin savaş sırasında yaptıkları gizli anlaşmalı Osmanlı topraklarını paylaşma düşünme. Tabii ki bu doğru. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti hem yeraltı kaynakları hem ham madde olarak büyük bir devletti. Bu yüzden büyük devletle sömürgecilik yarışları sebebiyle Osmanlı Devleti topraklarını kendi kontrolüne almak istiyorlardı ve Osmanlı toprakları teker teker paylaşmışlardı. Bu yüzden Osmanlı Devleti'ni tabii ki de kendi yanlarında dahil ederlerse bu topraklara sahip olamayacaklardı. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin kendi yanlarına savaşa girmelerini asla istemediler. Bu yüzden de cevabımız C şıkkı olacak. İnkılap Tarihi Atatürk'ün testinin soruları bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.